Çocuğun annesi pronidoksim işe yaramazsa ne yapacaksınız diye sıkıştırıp durdu beni hocam. Ne yapacağız gerçekten? Kalıcı kalp pili takmamız gerekecek. Tarım ilaçları konusunda yanılıyor muyuz sizce? Tahlilleri 3 kere yaptım. Organofosfat zehirlenmesi için daha etkili bir tedavi var mı acaba? Var tabii. Olmaz mı? Da biz kullanmadık. Biz tasarruf için daha kıytırık, daha ucuz ilaçlar kullanıyoruz. Malum, Vahap Bey amca başımızda. Kemerleri sıkmamız gerekiyor. Hocam, benim Çapa'daki hocalarımdan biri benzer durumlar için deneysel bir tedavi geliştirmişti. Hedefe yönelik bir tedavi. Her bir zehir için ayrı hidrolaz tedavisi var. Yani belki böylelikle çocuğu etkileyenin orten mi, malatyon mu olduğunu bulabiliriz. Bize yardımcı olabilir. Başarı oranı neydi peki? Yüksektir. Eminim çok yüksektir. Ama asıl mesele şu. İlaç olmadan çocuğun şansı ne kadar? En iyi durumda bile çok az hocam. Çünkü zehir kan beyin bariyerini geçti ve beyne girdi. Hocanı ara. Peki hangi tür organofosfat hedef alacağımızı bilmezsek, hangi tür hidrolazı isteyeceğimizi nasıl bileceğiz? Yani malum 40'ın üzerinde organofosfat var değil mi hocam? Hepsini işte isterim. Kafalar aynı çalışıyor. Şimdi asıl soru şu. Çocuk neyden zehirlendi? İşte yani tarım ilacına nasıl maruz kaldığını öğrenirsek neyin onu zehirlediğini de buluruz. Evet, olay yeri inceleme. O zaman saksı zamanı düşünelim bakalım. Şimdi ev yapımı domates sosu. Değil mi? Şimdi ben diyorum ki acaba bu ev yapımı domates sosunun içindeki domatesler de ev yapımı mıydı? Capito? Yani domatesleri acaba evde mi yetiştiriyorlardı? Bahçede, balkonda, bir yerde, he? Ev müstakil miydi? Bahçeli miydi ev? Müstakil. Ama öyle girişte ekili bir bahçe falan görmedik. Evet ama arkaya bakmadık. Belki de arkadaki küçük bostanlarını ilaçlarken güzel bir kız gördü. Hormonlar tepeye fırladı. Eli ayağı birbirine dolandı. Tarım ilacı fıs içine çekti tarım ilacını. Olamaz mı? Zeyno, eve gidiyorsun, bakıyorsun arkada bahçe var mı yok mu? Keşke ilk seferinde baksaydın. Ne yapalım? Akılsız baş, ayaklar biliyorsun. O zaman haber verirsiniz artık bakalım bahtımıza ne çıktı. Kolay gelsin. Heh, hocam. Ben de sizi arıyordum. Şunu size vereyim. Yapacağınız konuşmanızda belki kullanabilirsiniz diye düşündüğüm bazı detaylar, bilgiler var burada. Hani olur ya, belki konuşmanızda kullanmak istersiniz. Bir göz atın. Oh, Zeynep çıkmadan bir şeyler yiyelim ha. İyi de arkadaşlar bu saatte yemek çıkmıyor ki. Yani tosttan başka bir şey yiyemeyiz. Bu ne be? Ne oldu? Lokmanoğlu İlaç ve Kimya Sanayi yeni ACE inhibitörü üzerine yapılan son araştırmaları Doktor Ateş Hekimoğlu'nun sunacağı bir toplantıyla tanıtmaktan gurur duyar. Atıyorsun. Hoca asla konuşma yapmaz arkadaşlar. Davetiye yollamışlar, yalan mı söyleyeceğim? Kardiyoloji toplantısında konuşma yapacakmış. Bir dakika, sen Lokmanoğlu İlaç ve Kimya Sanayi mi dedin sen? Hı hı. Arkadaşlar, iyi de bu Vahap Bey'in ilaç firması. Aynen öyle. Ekipten neden kimsenin kovulmayacağı anlaşıldı. Evet, adam kendi ilacını tanıtımı için ateşi kullanacak. Tamam.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.